Merhabalar, ben Burhan. Kendimi meraklı bir girişimci olarak tanımlayabilirim. Önce bir podcast programı ile sadece sesimle karşınızdaydım. Sonra bir önceki bölümde içinde benim olmadığım bir video ekledik. Şimdi ise komple buradayım. Ama merak etmeyin, sizi sadece kendi yüzüme mahkum etmeyeceğim. Yine bisiklet sürerken çektiğim görüntüler de olacak. İlk podcast bölümünde konuklar alıp onların tecrübelerinden faydalanmamızın yanında arada böyle kendi girişimcilik serüvenimden de bahsedeceğimi anlatmıştım. İşte bu bölüm onlardan biri olacak. Bu 7-8 ayda neler yaşadım, neler öğrendim, onlardan biraz bahsedeceğim. Hayal edenlere, gerçekleştirenlere. Bu sözü üniversitedeki arkadaşlarım benden çok duymuştur. Özellikle böyle etkinlik öncesi sonrası konuşmaların başında sonunda çok kullanmışımdır. Ben hayal etmeyi, onun peşinden koşmayı seviyorum. Yani o yüzden her şeyleri bırakıp buraya gelmedik. Bu serüvende de bir kere daha öğrendim ki hayal etmek özellikle içinden geçtiğimiz bu zor zamanlarda çok önemli, çok yardımcı. Yani nasıl derler, böyle bir kutup yıldızı gibi yönünüzü bulmanıza yarıyor. Tabi bu hayale sadece sizin inanmanız yeterli değil. Bu hayale inanan, ortak olmak isteyen yol arkadaşları, hayal ortakları bulmanız gerekiyor. İşte bu yüzden girişimcilik yolunda takım olmak, takımdaki arkadaşlarınızın buna inanması, rollerin belli olarak herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. Takımdan da öte aslında bir ekosistem, bir community, bir topluluk oluşturmak çok önemli. Hayat, sen plan yaparken başına gelen olaylar bütünüdür. Yani Şubat'tan beri irili ufaklı tüm organizasyonları etkileyen pandemi süreci tabii ki de bizim işleri de etkiledi. Yani öyle ki yapmak istediklerimize, başladıklarımıza 2-3 ay ara vermek zorunda kaldık. Yani bu süreç zorluydu tabii. Ama onu bir kenara bırakacak olursak çok da öğretici oldu. Yani öncelikle sen ne kadar A planı, B planı, C planı diye planlar yaparsan yap, bir olay geliyor, hepsini alt üst edebiliyor. Yani bunu çok acı bir şekilde öğrendik. O yüzden fikirleri, planları pivot edebilmenin önemini bir kere daha anladım. Yani tabii ki de bunu anlamak öyle kolay olmadı. Yani bu bir süreç. Bu bir süreç şeklinde gerçekleşiyor. Önce ya bunlar neden sadece benim başıma geliyor? Neden ben gibi ağlamak diye tabir ettiğim bir dönem oldu tabii ki de. Sonra baktım ki bu böyle herkesin başına irili ufaklı bir şeyler geliyor. Yani bu sadece sana özel değil, bunu fark ediyorsun. Sonra okuyorsun, araştırıyorsun. Bazen denk geliyorsun ki ya bu hayat denilen oyun zaten hep böyleymiş. Yani nesiller önce de böyleymiş, nesiller sonra da böyle olacak. Bunu kabullendikten sonra rüzgara karşı kürek çekmeyi bırakıp o an gereken neyse ona göre kendini pivot etmeyi öğreniyorsun. Yani böyle yapmak lazımmış. Şimdi bunu bir örnekle tam olarak kendi başımdan geçen süreci anlatayım. O kadar plan yapıp başladık e-ticaret işine. Sonra bu pandemi patlayınca sağlık ürünleri falan önceliklendirildi tabii ki de, doğal olarak yani olması gereken bu. Bizim giyim ürünleri, bir de bunlar premium tabii, ortada kaldı. E tabii bunlar bir de daha çok kış sezonu ürünleri. Bir ateş sardı tabii beni. Yani her şeyi bırakıp gelmişsin, onca plan vesaire. Ne yapacağız olduk yani? Bittik. Ne yapacağız? Bittik, öldük, bittik. Gibi böyle kısa da süre bir dönem oldu. Sonra neden beni bıraktın? Daha büyük bir aşamaya geçtim. Bu jenerasyonun başına neden bunlar geliyor? Ya bu bizim neslin başına daha neler gelecek diye. En sonra fark ettim ki bir önceki nesilde darbeler, işte depremler görmüş. Onun bir öncesi işte savaş, kıtlık, bir öncesi derken yani bunun hep böyle olduğunu fark ediyorsun. Yani sonra denk geldi bir tane dizi. Upload diye bir dizi izliyorduk. Belki izlemişsinizdir. Ya izlemediyseniz izleyin. Böyle geleceği anlatıyor. Yine aynı sorunlar devam ediyor. Yani Black Mirror zaten korkunç bir distopya çiziyor. Velhasıl hayatın böyle olduğunu anladım o an. Sonra başka bakmaya başladım işte. E-ticaret işini pivot ettik başka ürünlere. Şimdi onlar iyi gidiyor. Yani her kriz yeni bir fırsat doğuruyor. İşte yeni bir fırsat daha görüp sosyal medya ile alakalı bir işe girdik. Onun da eli kulağında. Yakın bir zamanda duyurusunu yapacağım.
çok tatlı, çok harika bir şey oluyor. Videoya her beğeni bir hayırlı olsun, bir vay kardeşim yolun açık olsun demektir. Beğenmeyi unutmayalım videoyu. Kazanmak ya da kaybetmek değil. Yani aslında oyunu nasıl oynadığın önemli. Eric Rice Infinite Games kitabında diyor ki hem hayat hem de business için diyor bunu. Yani bu sonsuz bir oyun ve sonsuz oyunun kazananı ya da kaybedeni olmaz. Ne kadar iyi, başarılı bir hayat yaşarsan yaşayın. Yani etrafınızda vardır böyle insanlar. Yani onlar öldüğünde hiç şöyle dediniz mi? Ya bizim Necati de hayatı kazandı gitti. Kimse öyle bir şey demez. Yani işte bu sonsuz oyunun, sonlu oyunun kurallarıyla oynarsak bir şeyler elde etmemiz çok zor o yüzden. Yani çünkü oyunun kuralları, sistematiği, ne için dizayn edildiyse o doğrultuda hareket etmek gerekiyor. Yani örneğin Alibaba'nın kurucusu Jack Ma diyor ki yapay zeka satrançta ya da Go'da insanı yenebilir tabii ki de. Çünkü bu oyunlar insanlar birbirleriyle oynasın diye oluşturulmuş. Yani bilgisayarlar oynasın diye değil ya da robotlar birbirleriyle oynasın diye, robotlar insanlarla oynasın diye değil. Haklılık payı var tabii ki de. Yani neyse, velhasıl oyunun kurallarını, sistematiğini bilip ona göre oynamak çok önemli. Ya yani elinden geleni yapmak çok önemli bunların karşısında. Yani gerektiğinde hiç uyumadığın günler oldu mu? Rüyana girecek kadar düşünüyor musun? Yani ben geçenlerde rüyamda Jeff Bezos'la bizim ürünlerin depoya geç girmesini tartışıyordum. Yani elimden zor aldılar adamı. Yani neyse, şaka bir yana. Zamanı verimli kullanmak için elinden geleni yapıyor musun? Araştırıyor musun kardeşim? Okuyor musun? Gerektiğinde yardım alıyor musun? Bak bu da çok önemli. Gerektiğinde yardım almayı da bilmek lazım. Yani bu oyunu iyi oynamak için elinden geleni yapma mevzusu üzerine saatlerce konuşabilir yani. Bin bir türlü fraksiyonu var. Ama şimdilik şu cümleyle sonlandıralım. Yani. Şimdi girişimciler çoğunlukla kurumsal şirketlerin o ellerindeki büyük kaynaklara rağmen atıl olmasından, böyle giant olmasından dolayı çözemediği problemleri ellerindeki az kaynakla ama böyle agile olmalarından verdikleri bir şeyle çözmeye çalışıyorlar bu problemleri. Yahu bizim elimizdeki şey zaten zaman. Sadece 9-5 çalışıp kurumsaldaki gibi bunları çözmek mümkün mü? Yani hazır elimizdeki kaynakların azlığından bahsetmişken şundan da bahsetmek gerekiyor. Biraz kendine yetebilmekten. Daha önceki işimde bunların çok kolay olduğunu fark ettim. Yani kolaydan kastım burada aslında Yan gel yat Osman değilmiş. Yani bundan bahsetmiyorum. Yani bu işi kolaylaştırmak için çok fazla kaynağın senin için bir araya getirilmesinden bahsediyorum aslında. Yani aylık datalar gelecek, hop o dataları başkaları buluyor zaten. Sonra asistan senin için onları hazırlıyor yani, söylüyorsun. Ya şimdi ise tüm raporları senin bulman, bir araya getirmen gerekiyor. Ya görsele ihtiyacın var diyelim, kurumsal da ajansa brief ver yapsın. Market analizi yapacaksın. İşte bunu yapan tool'lar emrine amade. İşte finansallar ne duruma geldi diyeceksin. Doğru yolda mı gidiyoruz? Finansçın var yani. Ya hepsini geçtim zaten, ne yaparsan yap. Hepsini, yani ne işin olursa olsun onları yapan bir ajans var yani çalıştı. Ama özellikle erken dönem girişimlerde o görseli de sen yapıyorsun, Photoshop öğreniyorsun. Analizi de sen yapıyorsun, tool'u da sen yazıyorsun. Sosyal medyayı da sen yönetiyorsun. Yeri geliyor, ürünü de sen paketliyorsun, sen kargoluyorsun. Yani demem o ki, finans da sensin, satışta, pazarlamada, kalite kontrolde. Yani işin özü küçük esnafsın abi. Şimdi böyle deyince havalı olmadı. Small business diyelim. Yani velhasıl bu işlere girmeden önce bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ama gözünüz korkmasın. Çünkü insan mecbur kaldığında bunların hepsini öğrenebiliyor. Yani karantina sürecinde hepimiz yemeğimizi de yaptık, ekmeğimizi de yaptık, evde sporumuzu da yaptık. Yani yaptınız şu an beach body'si olanlar. Ben daha çok hamburgerde uzmanlaştım. Yani o konuda uzmanlaşmaya başladım. Hadi sporu geçtim. Yani kendi dezenfektanını üretenler bile oldu. Yani işte girişimciliğin özellikle ilk dönemleri de tıpkı bu sürece benziyor diyebiliriz. One fight at a time. Yani tek seferde bir kavga vermek olayı. Ya bu teoride öğrendiğim ama pratikte hala tam olarak hayata geçiremediğim iş.
Yani abim yanımda burada bu durumu var. Superman sendromu diyor. Yani üniversitenin ilk yılında işte müzik grubumda olsun, 4-0'da yapayım, bilgisayardan yan dalımda olsun, işte kulüpte aktif olayım, kız arkadaşımda olsun deyip böyle bir yola girdik. Yani bunların hepsi olsun diye tabii ki de elimden geleni de yaptım bir süre. Ama 4 senenin sonunda gördük ki öyle yanda falan yapamadık yani. 4-0 hak getire. Müzik grubu bir iki dönem sürdü. Yani ama bu fırsat kollama, yeni fikir üretme, yeni şeyler deneme davranışına o kadar alışıyorsunuz ki bazen şunu da yapayım, bunu da yapayım, şöyle bir şey daha mı denesem gibi düşünceler aklınızdan çıkmıyor. Ya tabii ki bu bir taraftan güzel bir şey. Yeniliklere açık olmak, yeni şeyler denemek, bunları düşünmek. Ama en çok dikkat edilmesi gereken mevzu önceliklendirme meselesi. Yani kendinize şunu diyebilmeniz lazım. Ya bak Necati, ben sana yapma demiyorum. Sen hobi olarak yine yap. Ama işte şu üç şey daha önemli şu an. Onlara odaklanman, onlarla uğraşman gerekir. Yoksa işin içinden çıkamıyorsunuz. Yani direkt kendinden biliyorum. Ya bu meseleyi yavaş yavaş uygulamaya, öğrenmeye başladım. Yani dengenin bozulmaması için önemli. Ama bu demek değil ki hayallerimizden vazgeçeceğiz. Tabii ki de yapmak istediğim daha onlarca şey var. Yani bunlardan da vazgeçmiş değilim. Yani sırası gelince bir bir hepsi ortaya çıkacak. Yani bu sözün önceliklendirmeden diğer bir anlamı da sanırım her şeyle aynı anda mücadele etmemek. Yani bazı şeyleri akışına bırakmak. Yani çünkü her şeyde öyle sandığımız gibi o an mücadele etmeye değecek kadar önemli değil. Bütün kavgaları da sen yenemezsin. Ha o zaman daha çok kavgaya gireyim de en azından bazıları yenerim diyerek şansını yükseltmeye çalışmak da bir seçenek tabii ama buna kimsenin enerjisinin olduğunu düşünmüyorum. İşte zaten Superman sendromu da herhalde az çok buna yakın bir şey diyerek bu mevzuyu da bitirelim. Ya şimdi o kadar konuştuk. Madde madde sayacak olursak. 1. Hayal etmek ve bu hayale ortak olacak insanları bulmak önemli. 2. Plan yapmak önemli ama yaşadıkların karşısında onları pivot edebilmek daha önemli. 3. Bu bir oyunsa nasıl oynadığın her şeyden daha önemli. Elinden geleni ardına koyma yani. 4. Az kaynakların olacağını bil. Kendi kendine yetebilmeyi öğren. 5. Superman sendromu ile hareket edip her şeyle aynı anda mücadele etmeye kalkma. 6. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Aman diyeyim. 6.'sı en önemlisi yani. Umarım vaktinize değmiştir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kendinize iyi bakın.